Birleşik Krallık güçlü kökleri olan, kendine özgü bir demokrasi modeline sahip olan bir devlettir. Türkçe'de kısaca İngiltere olarak ifade edilen Birleşik Krallık, Kuzey Atlantik'te iki büyük ve çok sayıda küçük adadan oluşan bir ada devletidir. Avrupa kıtasından Manş Denizi ile ayrılır. Birleşik Krallık, İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda olmak üzere dört bölgeden oluşur. Birleşik Krallık etnik ve dini farklılıklar yüzünden çok kültürlü bir görüntü sergiler. Buna karşın Birleşik Krallık siyasal kültürü parlamento, siyasal partiler, çoğunlukçu seçim sistemi ve çok sayıda ekonomik sosyal çıkar grubu etrafında oluşur. Konuyla bağlantılı olarak ele alınacak kavramlar: temsili demokrasi, Birleşik Krallık, parlamenter demokrasi rejimi, üniter devlet, çift parti sistemi. Çoğulcu seçim sistemi, merkeziyetçilik, sosyal refah devleti şeklindedir. Bu programı izledikten sonra Birleşik Krallık siyasal sisteminin evrimi nasıl gerçekleşmiştir? Birleşik Krallıkta devlet sistemi nasıldır? Birleşik Krallık nasıl bir siyasal kültüre sahiptir? Sorularına yanıt bulabileceksiniz. Britanya'nın tarihine bakıldığında, uzun yıllar boyunca kertler Romalılar Danimarkalılar tarafından fethedildiği görülür. Son fetih 11. yüzyılda bugünkü Fransa'nın batı kıyılarında hüküm süren Norman kralı Fatih William tarafından yapılmıştır. Birleşik Krallık bir anlamda 1066'dan itibaren Norman lordları tarafından kurulmuş bir monarşidir. Bu nedenle de Manş Denizi'nin iki kıyısı arasındaki bağ uzun yıllar boyunca sürmüştür. Fransa ve Birleşik Krallığın birbirleri üzerinde egemenlik kurma mücadelesi 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar yani Almanya Devleti kurulup gelişene dek devam etmiştir. Birleşik Krallık meşruti monarşiye doğru evrilerek dünyanın endüstri devrimi sonrasında en önemli siyasal gücü haline gelmiştir. Bu gücünü 20. yüzyılın ortalarına kadar da korumuştur. 20. yüzyılın sonuna kadar Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, Japonya gibi ekonomiler tarafından geride bırakılır. Ekonomideki çöküntü, Kuzey Denizi petrol gelirleri ve liberal piyasa ekonomisi uygulamalarıyla durdurulmuştur. Bugün dünyanın finans kapital merkezlerinin en başında Birleşik Krallığın başkenti Londra gelmektedir. G7 ve OECD üyesi olan Birleşik Krallık, aynı zamanda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinden birisi, ve NATO kurucu üyesidir. Birleşik Krallık halen bir monarşidir. Ancak uzun yıllar süren evrim sonunda mutlak monarşiden meşruti monarşiye geçmiştir. Birleşik Krallık'ta taç, gücü azalarak bir devlet simgesi haline dönüşmüştür. Tacın temel siyasal işlevi, ulusal siyasal dayanışmanın simgesi olmaktır. Bu işlev, günümüzde sadece başbakanı atamak ve devleti temsil etmek şeklinde yerine getirilmektedir. Birleşik Krallığın yazılı veya yazısız bir anayasası olmamıştır. Britanya siyasal yönetim kültürü yazılı anayasa yerine parlamento ve avam kamerasından oluşur. Avam kamerasının çıkarttığı yasalarla oluşan siyasal mevzuat, kurum, norm ve uygulamalara dayalı olarak yönetilen bir siyasal rejim söz konusudur. Birleşik Krallık Parlamentosu'nda siyasal güç, halkın temsilcilerinin oluşturduğu avam kamerasındadır. Bu anlayışa göre oluşan siyasal rejimlere yasama egemenliği rejimi denir. Britanya siyaseti yasama egemenliğine bağlı bir parlamenter demokrasi rejimi uygulamasıdır. Dayandığı temel ilke çoğunlukçuluktur. Britanya siyasetinde hukuken yürütme yasamadan bağımsızdır. Ancak fiilen hem yürütmenin en etkili kurumu olan başbakanlık, hem de avam kamerası çoğunluğu tek kişinin denetimindedir. Bu yüzden de her iki hükümet gücünün birbirine kaynaşması söz konusudur. Yürütme ve yargı kaynaşması başbakanlık kurumunda muazzam bir iktidar birikimi oluşturur. Bu nedenle parlamenter rejim adeta bir başbakanlık rejimi gibi çalışır. Britanya parlamenter demokratik rejiminde yargı da yasama ve yürütmeden bağımsız bir konumdadır. Britanya siyasal sistemi anayasasız yasama egemenliğinden yazılı anayasası olan sınırlı, dengeli ve denetimli hükümet biçimine doğru evrim içerisinde olan bir demokrasi rejimine sahiptir. Britanya genel olarak çok kültürlü bir yapı sergiler. Ama bu çok kültürlü yapı siyasal kültüre yansımaz. Britanya siyasal kültürü parlamento, siyasal partiler çoğunlukçu seçim sistemi ve çok sayıda ekonomik sosyal çıkar grubu etrafında oluşur. Britanya siyasal partilerinden Muhafazakar Parti ve Liberal Demokrasi Partisi'nin uzun bir geçmişi vardır. 1920'lerden itibaren Birleşik Krallık siyasal hayatında İşçi Partisi ağırlık kazanır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Britanya siyasetinde Muhafazakar Parti ile İşçi Partisi arasında bir rekabet ortamı gözlenir. Britanya'da uygulanan seçim sistemi tipik bir çoğunluk sistemi uygulamasıdır. Bu sistemin amacı seçim biter bitmez kimlerin sandalye kazandığının hızlı ve tartışma götürmeyecek biçimde belli olmasıdır. Genellikle hangi partinin en çok sandalyeye sahip olarak parlamento çoğunluğunu sağladığı kolayca belli olur. Bu koşullarda hükümet genellikle tek parti tarafından kurulan bir parti hükümeti olduğu görülmektedir. Ancak kimi zaman hiçbir partinin tek başına sandalyelerin çoğunu kazanamadığı ve koalisyon hükümeti kurulduğu nadir olsa da gözlenmektedir. Büyük Britanya'da zaman içinde işçi sınıfı ve kadınlar seçme ve seçilme haklarını elde ederler. Bu gelişmelere karşın seçim sistemi aynı kalır. Britanya siyasal hayatında güçlü çıkar örgütlenmesi ve baskı grubu etkinlikleri alanı mevcuttur. Endüstri devrimi sonrasında Birleşik Krallık, meşruti monarşiye doğru evrilir ve dünyanın en önemli siyasal gücü haline gelir. Bu konumunu da 20. yüzyılın ortalarına kadar korumayı başarır. Britanya siyaseti, yasama egemenliğine bağlı bir parlamenter demokrasi rejimi uygulamasıdır. Dayandığı temel ilke çoğunlukçuluktur. Britanya siyasetinde hukuken yürütme yasamadan bağımsızdır. Britanya parlamenter demokratik rejiminde yargı da yasama ve yürütmeden bağımsız bir konumdadır. Britanya siyasal sistemi sınırlı, dengeli ve denetimli hükümet biçiminin yaratıldığı bir demokrasi rejimine sahiptir. Britanya genel olarak çok kültürlü bir yapı sergiler ama bu çok kültürlü yapı siyasal kültüre yansımaz. Britanya siyasal kültürü, parlamento, siyasal partiler, çoğunlukçu seçim sistemi ve çok sayıda ekonomik sosyal çıkar grubu etrafında oluşur. Britanya'da seçim sistemi tipik bir çoğunluk sistemi uygulamasıdır. İpi ilk göğüsleyenin kazandığı, adeta atletizm yarışı içeriğinde olan bir sistemdir. Bu programda Birleşik Krallık siyasal sisteminin evriminin nasıl gerçekleştiği üzerinde duruldu. Birleşik Krallık'taki devlet sistemi tanıtıldı. Ayrıca Birleşik Krallık'ın siyasal kültürü ele alındı. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi, Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler ders kitabının ikinci ünitesinde yer almaktadır.